Aslanım merhaba. Merhaba Armağan Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Pandemi mandemi ne olacak diye uğraşıyoruz. Sizin oralarda durum nedir aslanım? Evet, bizim burada da şu an yeni yeni artış başladı. Çok fazla yoğun değildi aslında. New York biliyorsunuz çok kötüydü ama bizim bu taraf Miami biraz daha azdı. Hatta ne güzel herhalde yırtık gelmeyecek diye düşünürken son dönemde bir anda artış oldu sayılarda, vakalarda. Ya burada da bir türlü binin altına düşmüyor. Durumu. Evet, çok geçmiş olsun hepimize, dünya adına, insanlık adına gerçekten. Sağ olun. Tabii bu yayını ben Türkiye'den, aslanımın Amerika'dan yaptığını söyleyelim ki niye böyle konuşuyoruz diye Evet. seyirciler, dinleyiciler de şaşırmasınlar. Aslanım, siz spiritüel danışmanlık yapıyorsunuz. Ne demek spiritüel danışman olmak? Spiritüel danışmanlık ne demek? Sizin hakkınızda, bana danışanlar hakkında kendimce öngörülerde bulunmak, hissettiklerimi paylaşmak. Bu bir yetenek aslında. Şarkı söylemek gibi, resim çizmek gibi. Hislerimi kullanarak öngörülerde bulunmak sizin hakkınızda ya da olaylar hakkında. Spiritüel danışmanlık bu demek. Yani ama siz bunu burçlar üstünden yapıyorsunuz, değil mi? Hayır, burçlar üstünden yapmıyorum. Ben astrolog değilim. Tabii burçlar beni etkileyen bir alan. Ama sadece burçlar değil tabii. Birçok konu var. Ben Yani sandım duru ki siz görü burç... diyorlar. Duru görü, öngörü. Bunun birçok adı var. Sizin hakkınızda hissettiklerimi, öngördüklerimi paylaşıyorum. Peki, yani iş atıyorum, iş insanları gelip size mi başvuruyor? Evet, iş kadınları, iş adamları, sanatçılar, siyasetçiler, birçok kişiye spiritüel danışmanlık veriyorum. Tam 23 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum kendim. Ama yurt dışında yapıyorsunuz, değil mi? Ya son bir yıldır yurt dışındayım. Onun öncesinde Türkiye'deydim. Gene hala Türkiye'de çalışıyorum ama aynı zamanda yurt dışından çok danışanım var. Bütün dünyadan neredeyse. Aslanım şöyle bir şey mi? Atıyorum ben yeni bir iş kuracağım. Sizi arıyorum. Diyorum ki ne zaman doğru zaman olur? Hangi işi kurarsam doğru iş olur filan gibi değil mi? Böyle doğru anladım. Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru. Hatta ben siz daha bana sormadan sizin yeni iş kurabileceğinizi hissedebiliyorum, öngörebiliyorum. Önce zaten daha çok danışanlarımla ben konuşmayı tercih ediyorum. Önce diyorum siz bana kendi aklınızda bir şey söyleyin, beni etkilemeyin. Ben sizinle ilgili öngörülerimde bulunayım. Daha sonra sizin merak ettiğiniz sorular varsa ya da benim cevaplamadığım konular varsa lütfen onları sorun, onları cevaplayayım diyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Peki, dünyanın geleceği ile ilgili de çeşitli öngörüleriniz var, değil mi? Doğru. En son 2018 yılında İzzet Çapal yaptığım bir röportajda dünyada İspanyol gribi gibi bir grip gelecek. Bütün Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alacak. Çok ölü sayısı olacak ve hatta çok garip bir şey görüyorum. Neden bu insanlar acaba maskelerle dolaşıyor sokaklarda demiştim. Tabii ben bunun bu kadar olabileceğini öngörmemiştim açıkçası. Herkesin maskelerle dolaşabileceğini, ama beni şaşırtan şey olmuştu. Allah Allah, bu maskeli insanlar ne acaba diye düşünmüştüm. Ve bunu paylaşmıştım. Yazmıştım da gazetede. Dolayısıyla sonra bu olayı yaşadık tabii. Peki Yaklaşık 1,5 yıl sonra. şimdi ne görüyorsunuz aslanım? Maskeleri çıkartıyor muyuz? Aşı bulunuyor mu? En önemli İnşallah. kısmına geldik. İnşallah ama Armağan Bey, ben aşının çok faydalı olabileceğine inanmıyorum başından beri. Bu virüsün mutasyona uğrayacağını hissediyorum. Nisan 17'de çok pik yapacak demiştim Türkiye'de özellikle. Daha sonra Haziran'a doğru bu hastalık yavaş yavaş azalacak, ivmesini kaybedecek demiştim. Ama şu anda da şey diyorum, Haziran'ın sonlarına doğru tekrar bu hastalık bir pik yapabilir. Vaka sayıları çoğalabilir ama öldürücülüğü biraz daha az olacak eskiye göre. Tek sevindirici kısmı o. Onun dışında Eylül-Ekim ayında tekrar bir ikinci dalga mı dersiniz? Yani ben bunu dalga olarak söylemeyi sevmiyorum. Çünkü bu hastalık aslında tam bitmeyecek hiçbir zaman. Dalga dalga, başka yerlerde, dünyanın başka yerlerinde az az, yavaş yavaş, hızlı hızlı bu şekilde dağılacak, değişik gösterecek. Ama Eylül-Ekim ayında tekrar bununla ilgili ciddi problemler yaşayacağımızı, hatta bu yeni virüsün gastroenterolojik rahatsızlıkları, dermatolojik rahatsızlıkları da tetikleyeceğini düşünüyorum, nörolojik rahatsızlıkları. Yani hatta diyecekler ki acaba bu virüs değil de başka bir hastalığı mı yaşıyoruz acaba? Bence bu koronavirüs etkisi olacak zaten. Böyle düşünüyorum yani. Daha henüz Yeni kurtulamadık. virüs diye bir kelime, bir cümle kullandınız. Yeni bir virüs mü çıkacak diyorsunuz, yoksa aynı virüsün etkisi mi? Aslında şunu söyleyeyim. Dünya artık bundan sonra virüslerle yaşamayı öğrenecek. Yani bu ilk değil, son da olmayacak. Ama bu Eylül-Ekim ayında yaşayacağımız, ben gene aynı virüsün olacağını ama bu virüsün biraz daha dermatolojik,
gastroentolojik, nörolojik rahatsızlıkları tetikleyeceğini, başka yan etkilerin olacağını hissediyorum. Bizi iyi günler beklemiyor aslında hanım, öyle anlıyorum. Yani çok olumsuz da konuşmak istemiyorum. Gerçekten bana diyorlar ki niye bu kadar olumsuz konuşuyorsun? Ben de olumsuz konuşmayı asla seven bir insan değilim. Ama gördüğüm şeyleri de hissettiklerimi de paylaşmadan da olmuyor. Hani soru soruluyor ve yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Dolayısıyla bir sorumluluğum var çünkü. İnşallah iyi olacak ama biraz daha zamanı var. Ha, ama o zaman ne kadar zaman belli değil. Yani işte Eylül-Ekim ayında atlatırsak eğer, bunun getirdiği ekonomik krizler olacak. Ben dünyada çok ciddi ekonomik krizler ve hatta iş çatışmalar görüyorum. Bunu da gene 2 yıl önce belirtmiştim, Amerika'daki ırkçılık olaylarını ve bu dünyaya yayılacak demiştim. Bu çok kolay bitmeyecek. Mesela önümüzdeki günlerde bazı terör olaylarını sahne alacak dünya. Kendi içimizde çatışmalara sebep olacak, ayrışmalara sebep olacak. Dinler bile bundan sonra aslında ülkeleri, insanları birleştirmeyeceğini düşünüyorum. O kadar bu kaosa doğru gidiyoruz. Evet, bir kaos yaşayacağız ve bu kaosun çok çabuk hani hallolacağını düşünmüyorum ne yazık ki. Ekonomik krizde Eylül-Ekim ayında 2020 ve 2021 Nisan, Mart-Nisan aylarında yüzünü gösterecek ne yazık ki. Bütün dünyada mı? Bütün dünyada, evet doğru, bütün dünyada. Yani virüsün yarım bıraktığı bazı işler var, onu tamamlamaya geliyor Eylül-Ekim gibi. Mesela Avrupa Birliği'ni de çok etkileyecek. Gene onu 3 yıl önceki bir röportajımda da belirtmiştim. Avrupa Birliği kendi içinde dağılmaya gidecek diye. Ben küçüleceğini ve dağılacağını hissediyorum Ekim'den sonra da Avrupa Birliği'nin. Peki Amerika'da seçimi kim kazanacak Aslı Hanım? Evet, ben Trump'ın tekrar bunca zorluğa rağmen tekrar geleceğini hissediyorum. Gerçekten mi? Evet. Ama çok değişik bir final olacak biliyor musunuz Armağan Bey? Bunu tam söyleyemiyorum ama tarihte mi bir oynama olur, oylarda bir sıkıntı mı olur, problem mi yaratırlar, gelir de daha sonrasında Trump'la ilgili sıkıcı bir takım olaylar mı söz konusu olur? Bunun gibi bir takım böyle değişik, alışıla gelmemiş bir finalle Trump'ın tekrar geleceğini hissediyorum. Ha, orada anladım. Orada bir kaotik karışıklık var. Mahkeme süreci bir şeyler bir şeyler. Olabilir, diyorsun. Olabilir. Bir sıkışıklık var yani, onu hissediyorum. Zaten dünya şu an sıkışık. Hepimiz çok sıkışık bir dönem geçiriyoruz. Bana 2019'da şey demişlerdi danışanlarım. Nasıl bir yıl geliyor Aslı bizim için? 2020 nasıl bir yıl olacak? Ne dersin tek kelimeyle anlatırsan? Ya demiştim, gerçekten öyle bir 2020 yılı geliyor ki. Hani doğuramayan kadınlar olur ya. Acı şekerler, sancı şekerler. 2020 öyle bir yıl olacak demiştim. Şu anda bunu söylediğim zaman şunun heyecanını yaşıyorum. Diyorum ki 9 ay sürer bir doğum sancısı. İnşallah 9 ay sonra biraz daha ferah çıkarız diye düşünüyorum. Eylül ayını hani daha umutlu görmeye çalışıyorum açıkçası. Ama tabii doğumdan sonra da bir takım sıkıntılar olabilir. Demek değil ki doğum bitti, sancı bitti, olay oldu. Ama en azından yeni düzene alışmış olabiliriz. Bu sıkışıklık biraz daha bize alıştırır kendini. Yani öyle düşünüyorum. Ona umut ediyorum. Şimdi sosyal medyada da 2020 geldiğinden beri git artık 2020 diye geyik dönüyor ya. Evet, doğru. Hakikaten 2020 bitince biz rahatlayacak mıyız? Maalesef gelen gideni aratır derler ya, 2021'de belki bu virüsle ilgili değil ama bunun getirdiği ekonomik krizlerle, başkaldırılarla, bir takım çatışmalarla yine yüzünü gösterecek. 2021 aslında bir karanlık tünelin içinde olacağımız bir yıl. Işığı sonlarına doğru göreceğiz, yılın sonlarına doğru. Ama tabii yorgun çıkacağız 2021'den de. Yorulmuş bir şekilde çıkacağız. Daha önümüzde çok 1,5 yıl var yani. Evet, ne yazık ki. Yani tabii bir de şöyle bir durum var. Yeniye alışmaya çalışacağız. Çünkü ben şunu görüyorum. 2020 öyle bir yıl ki önümüzdeki 15-20 yılı tayin edecek bir yıl. Hepimiz için. Hepimizin hayatı için, dünya için, ülkeler için. Hani bu yıl ne yapmaya başlarsak onun devamında da onu göreceğiz. 15-20 yıl gibi sürecek bu süreç. Eskiyi yıkmak, yeniye başlamak tabii ki kolay değil. Hiçbir alanda kolay değil. Bir yıkım yaşıyoruz. Hem ona alışmaya çalışıyoruz, hem de yeni bir düzen gelecek ve hiç alışkın olmadığımız, daha önce bilmediğimiz yeni bir düzen gelecek. Çok dijital bir düzen gelecek. Dolayısıyla ona alışmak da zor, eskiyi yıkmak da zor. Aslında şu anki sıkışıklığımızın sebebi de o bence. 2021'de bunu daha açık göreceğiz. Daha geniş göreceğiz. Daha geniş perspektiften göreceğiz. Belki o dijital, bir yol olacak. Dijital düzenden kastımız Aslı Hanım şöyle bir şey mi? Hani mesela okulların uzaktan eğitime devam etmesi gibi. Kesinlikle i̇şte öyle. Herkesin, evet.
home office, evden çalışmaya devam etmesi. Doğru. Doğru. Evet, bunu doğru. Kastediyorum. Bu düzen, evet, bu düzen oturmaya başlayacak yerine. Daha çok ortaya çıkacak. Çip olaylarını söylemiştim ben gene 3 yıl önce. Çipler takılacak. Artık öyle bir şey olacak ki Erman Bey. Amerika'daki doktor Almanya'daki bir hastayı sanal alemde ameliyat edecek sanal olarak. O kadar değişik ilaçlar çıkacak ki bugünkü kullandığımız ilaçlar gibi değil, ilaçların manyetik etkisi olacak. Akıllı ilaçlar üretilecek. Artık ilaçlar değişecek. Tıpta bir sürü değişim olacak. Ha bunlar kötü mü? İyi olan tabii ki tarafları var. İyi olan tabii ki güzel yanları var ama alışkın olmadığımız bir sistem ve zor yanları da var. Bilmediğimiz bir olay. Korkularımız olacak tabii haliyle. Ama aslında hem eğitim sisteminde hem iş sisteminde hem aslında gündelik hayatta bir sürü değişimden söz ediyorsunuz. Değişimler var, kolaylıklar var. Bunların getirdiği zorluklar da var tabii. Hani şu anda hepimiz evde olmayı keyifli görüyoruz. Çok güzel. Evet, evden çalışıyoruz. Hayır. Değil mi? Ama işte onu söyleyeceğim. Bir takım insanlar için de bu psikolojik bir sıkıntı. Yani düşünsenize belki saçımızı taramak canınız istemiyor. Nasılsa evdeyiz. Ya da ben sizinle konuşuyorum şu anda. Nasılsa pijamamla oturabilirim diye düşünüyorum. Kıyafetimi değiştirmek bile aklıma gelmiyor. Hadi. Bunun da getirdiği psikolojik sıkıntılar var tabii. Asosyal olduk. Sosyal hayatımız bitti. Asosyal olduk hepimiz için. Evet, aynen. Doğru. Türkiye için ne düşünüyorsunuz aslan? Ne görüyorsunuz öngörü olarak? Evet, Türkiye'de tabii bütün her yerde olduğu gibi bir ekonomik kriz görmüştüm. Hatta ben demiştim ki Mart ayından sonra insanlar öyle bir dönem yaşayacak ki özellikle Türkiye'de acaba biz rüya mı görüyoruz? Gerçeklerle mi yüzleşiyoruz? Bu nasıl bir dünya? Uyansak da şu kabus bitse diyeceğiz demiştim. Ve Eylül-Ekim ayında tekrar böyle bir bunalım ve buhran dönemi görüyorum. Ekonomik kriz anlamında da sıkıntılar görüyorum Türkiye içinde. Fakat ben Türkiye'nin daha korunaklı olduğunu hissediyorum biliyor musunuz diğer ülkelere göre. Bizi koruyan bir gücün olduğunu hissediyorum. Yani spiritüel açıdan. Bazı karmalarımızı ödediğimizi düşünüyorum ülke olarak, insanlık olarak. O yüzden Türkiye adına biraz daha umutluyum. Türkiye'de birkaç şey gerçekten çok iyi olacak. Mesela Avrupa Birliği'nin dağılması Türkiye'nin işine yarayacak. Çin'deki bazı ticari sorunlar Türkiye'nin işine yarayacak. Türkiye'de sağlık, turizm biliyorsunuz bu dönemde sağlıkla ilgili çok fazla gelişmeler oldu ve Türkiye kendi bazı konularda kanıtladı. Bununla ilgili bir takım gelişmeler olacak. Hani bu açıdan umutlu olduğum taraflar var Türkiye ile ilgili. Seçim olacak mı? Bu yıl hayır. Beklemiyorum öyle bir seçim. Bir dahaki yıl. 2020'nin sonlarına doğru böyle bir şey gündeme gelebilir. 2021'in Ekim-Kasım ayı gibi. Böyle bir katil bir durum yaşayabiliriz. Ama ben 2023'e kadar çok ciddi bir değişim olacağını hissetmiyorum. Peki 2023'ü şimdiden öngörebiliyor musunuz? Ya evet ama çok net değil. O yüzden çok fazla paylaşmıyorum. Hani öngörmediğim bir konu hakkında da ahkam kesmek ya da yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Biz Türkiye'deki gerginlik bitecek mi Aslı Hanım? En önemli şey o hepimiz için. Ya bu aslında sadece Türkiye'deki değil biliyor musunuz? Dünyada bu gerginlik devam edecek ne yazık ki. Ve 2021'de de bunun devamı var maalesef. Öyle mi? Bütün ülkeler kendi işlerinde. Şöyle düşünün, aileler bile kendi işlerinde artık birbirlerine tahammül edemiyorlar. Tahammülsüz bir hale geldik ne yazık ki. İşte bu dönemi daha sade, daha fedakar, daha özverili, daha affedişli geçirmek lazım. Bunu da belirtmiştim. Yani bu dönem o dönem aslında. 2020 ve 2021. Yani bir sürü yenilik varken, bir sürü kargaşa varken kendi kargaşalarımızla, kendi negatifliğimizle bunu büyütmememiz lazım. Mümkün olduğu kadar sade geçirmek lazım bu dönemi. Öyle düşünüyorum. Sadeden kastımız yani basit, küçük. Küçülerek, evet küçülerek, basitleşerek, azla mutlu olarak, azla yetinerek ama yok diyerek şikayet etmeden. Yani hani bir taraftan küçülüyoruz, çok güzel. Sadeliği de yaşıyoruz ama kahretsin ya bunu da yapamıyoruz. Böyle de olmuyor değil. Gerçekten sadeleşerek, gerçekten bununla mutlu olarak. Yani bana mesela dönemsel olarak soruyorlar. Diyorlar ki yeni yatırımlar yapalım mı? Yeni bir dükkana geçelim mi? Yeni bir yer kiralayalım mı? Ben de diyorum ki bu dönem evlenelim mi? Düğünümüzü yapalım mı? Ertelemeyelim. Diyorum ki böyle bir dönemde gerçekten ben olsam evlenmem. Böyle bir enerjinin içinde. Düşünsene eviniz tarihinde 2020. Bir işe giriyorsunuz. Nasıl bir işe girdiniz? 2021'e çok büyük bir sıkıntı olmuş da ben bu işe girmiştim. Yani ben bu dönemi tercih etmem açıkçası. Daha sade, mümkün olduğu kadar varlığını koruyarak, var olanı koruyarak devam etmek.
Ya da bana diyorlar ki biz keşke altın biriktirseydik. 5 yıl önce ben sürekli diyordum ki altın biriktirin, gümüş biriktirin. Eğer para kazanmak istiyorsanız madene dönün dediğimde. Çünkü ben tek tip bir para birimi çıkacağını görüyorum. Bütün dünyayı birleştirecek. Hani para konusunda değişimler olacak. Ekonomi alanında değişimler olacak demiştim. O yüzden hani bilmiyorum, çok zor bir dönem gerçekten. Kolay bir dönem değil. Yenilikler gelecek. Hepimizin alışması gereken bir dönem. Ama zor alışılacak gibi duruyor aslen. Yani evet, kolay değil tabii, işte yenilik hiçbir zaman kolay olmamıştır hiçbir dönemde. Bizim hayatımızda bile, bizlerin hayatında bile eve yeni bir bireye geldiğinde, yeni bir doğum olduğunda ya da birini kaybettiğimizde ya da yeni bir işe girdiğimizde hep sancılı ve zor olur. Kolay olmaz. Önemli olan şimdi, tabii. Bu şu ana kadarki özeti ben yapayım. Korona aşısı bulunuyor ama faydasız bir aşı oluyor. Eylül-Ekim'de ikinci dalga geliyor. İkinci dalgada virüs mutasyona uğruyor ve aslında mideyle ilgili sorunlar başlayacak. Doğru. Dermatolojik, cilt, dermatolojik gastroenterolojik, mideyle ilgili. Evet. Eylül-Ekim'de dünyada büyük bir ekonomik kriz başlıyor. Doğru. Avrupa Birliği dağılıyor. Evet. Dağılma sürecine giriyor. Doğru. Trump seçimi kazanıyor. Evet, doğru. Ama Trump seçimi kazanırken işte mahkemeler ve garip şeyler oluyor. Garip şeyler oluyor. Garip bir finalle. Alışılagelmişin dışında garip bir final oluyor. Türkiye Eylül-Ekim gibi büyük bir ekonomik zorluğa giriyor. Evet. 2023'e kadar bir seçim görmüyorsunuz. 2021 sonunda Türkiye'de bir tıkanma görüyorsunuz. Evet. Biraz kaos görüyorum. Doğru. Yani şimdi ben genel olarak spiritüel şeylere inanmam aslında. Bunların hepsini not edeceğim. Söyleyeyim evet, size. Tabii. Çıktıkça diyeceğim ki Aslı Hanım bunları söylemişti, Aslı Hanım bunları tekrar söylemişti. Tekrar konuşuruz mutlaka, evet. Genel olarak inanmam çünkü. Ben burçlara da inanmam. Niyeyse mesela atıyorum meditasyona da inanmam. Ne diyeyim başka? Hani o yoga yapıyorlar ya, om falan. Evet. Öyle şeylere de inanmıyorum. Son derece realistik bir insanım herhalde o yüzden. Evet, ne güzel. Materyalist mi diyorlar bizim gibileri Aslı Hanım? Evet, realist daha çok, daha gerçekçi, daha matematiksel. Ama görüyor musunuz, bakın inanmam diyorsunuz ama merak ediyorsunuz. Aslında hepimiz için içinde bir merak var, biliyor musunuz? Yani inanmıyoruz diyoruz ya, aslında inanmıyoruz demek bile inanç. Yani çünkü biz yaratılırken nasıl göz rengimiz, saç rengimiz, her şeyin içinde bir şeyler var. Aslında inanç da var, biliyor musunuz? Biz yaratılırken hepimizin ekmeğinde inanç yaratılmış. Dolayısıyla bir şeye inanmak istiyoruz. Hele bu da böyle dönemlerde daha çok. Ha şunu söyleyeyim. Bu tip işleri yapmak ya da çok fazla bu tip işlere inanmak doğru mu? Asla değil. Ben bu işi yapan bir insan olarak şunu söylüyorum. Tabii ki hiçbirimiz Allah değiliz. Gaybı bilemiyoruz. Biz sadece sizinle ilgili öngörülerde bulunuyoruz. Sizin bir şeylerin ne kadar daha doğru yapmanızla ilgili birlikte karar veriyoruz. Ben size söylüyorum, bunu yaparsanız daha iyi olur. Bu imzayı atarsanız hayırlı olur. Bunu böyle yapmayın. Bunu böyle yaparsanız bu size sıkıntı verir. O kadar çok insan maddi olarak bir takım zorlukları yaşamadan bundan kurtuluyor ki. Ya da sağlık sorunları. Ben çok iyi çakraları görürüm mesela. Diyorum ki işte mutlaka gidin, sol beyin damarınızda daralma var. Gidiyorlar, gerçekten sol beyin damarlarında daralma var. Ve çok ciddi bir felç riskini ortadan kaldırmış oluyoruz birlikte. Yani bunun için değer gerçekten. Ama doğru yönlendirmek, doğru enerjiyle yönlendirilmek ve doğru dinleyebilmek çok önemli. Aslında belki bu kadar bilimsel bilgiye inanmakla ilgili bir şey benimki. Hani mesela siz bunu söyleyince ilgimi çekiyor. Mesela hemen şey sorusun geliyor. O oradan görebiliyor musunuz? Ben hastalanacak mıyım diyesin geliyor mesela. Diyesin, evet tabii. Anlatabiliyor muyum? Evet, mesela? Anlıyorum. Anlıyorum. Ama çok iyi anlıyorum. Bir yandan da şey oluyorum. Ulan hani 4 tane 5 tane üniversite okudun, hala bunu soruyor olamazsın oluyorum mesela. Olamazsınız, evet. Benim biliyor musunuz birçok danışanım profesör, doktor, birçok üniversite okumuş. Artık spiritüel dünya çok farklı yani gerçekten. Bunun bilimsel de kanıtlandı aslında birçok şey. Zaten şunu söylüyorum, tamam hani 3 yıl önce ben bu virüsün geleceğini ve maskeli insanları nasıl hissetmiş olabilirim? Herhangi bir şey yok. Bugün söylesem evet, belki hani. Ya da geçen sene Aralık Instagram'da gördüm, koymuşsunuz. Evet. Instagram'da evet. Gördüm. Gördüm. Maskeli insanlar gördüğünü söylemişsiniz. Evet. Koymuşsunuz. Evet. Gördüm. Evet. 3 yıl önce mi söylediniz? 3 yıl önce, 2018'de. İlginç vallahi. Evet. Vallahi ilginç. İstanbul depremi?
Ben şu anda İstanbul depremini, can kaybı yaratacak bir İstanbul depremi hissetmiyorum bu yıl. Bu yıl. Ama sadece bu yıl için söylüyorsunuz tabii. 2022, şimdi bir tarih söylesem ve buna dikkat edin desem tabii ne yapılabilir? İnsanlar yerlerini değiştirmeyecekler ya da ne yapabilecekler ki? Geçen günde çok ciddi sel baskınları olacak, dikkat edin demişim. Sonra kendi kendime dedim ki dikkat edin, yani neye dikkat edin? Nasıl dikkat edin? Evet, böyle bir şey var, söylüyoruz, öngörüyoruz ama hani önleyebiliyor muyuz? Hayır. Nasıl önlem alınır biliyor muyuz? Hayır. Ben size bunu yapın diyebilir miyim? Hayır. Siz beni dinleyip yapar mısınız? Belki hayır. Hani şu anda bu sene görmüyorum en azından yıkıcı bir deprem. Ama 2023, 2022 sonu dikkat edilebilir. Çok da kalmamış. Allah korusun. Allah korusun, Yani. evet. Evet valla. Aşıyı bulacaklar ama anladığım kadarıyla boşa mı para vereceğiz hepimiz aşı olarak? Evet, çok yani aşı olmaktan da korkacağız. Çünkü bir sürü şey çıktı biliyorsunuz. Aşıların içinde çipler var, aşıların içinde başka maddeler var. Aşı olmaktan da korkacağız ve ben aşının da çok faydalı olacağına açıkçası inanmıyorum. Bir de sadece Ama koronavirüs olacağına da inanmıyorum. Yani başka virüsler de olacak. demin de söylediniz ya artık virüslerle Evet, yaşamaya alışacağız diye. evet, evet. Buzullar eriyor. Buzulların altından çıkan değişik virüsler ortaya çıkacak. Suların altından değişik virüsler, bazı hayvanlardan başka virüsler çıkacak. Bazı böceklerden gelecek olan viral şeyler olacak. Vallahi ilginç. İlginç şeyler söylüyorsunuz. Ve böyle bu konular insan inanmasa da insan ilgisini çekiyor. Mesela Evet. şöyle bir şey. İşte ben inanmıyorum, size soruyorum. Sordukça daha çok sorusum geliyor. Bir yandan da şey Evet. oluyorum. Ya hani deli misin hani öyle oluyorum. Çok Sizinle garip. ilgili mesela Koç burcu ya da İkizler burcu kim? Ben koçum. Koçsunuz. İkizler kim? İkizler eşimin, ay, kardeşimin eşi. Bir Mesela de onunla teyze ilgili. annemin küçük kardeşi ikizler. Kız İkizler. kardeşi. Bir sağlık sorunu olabilir. Siz Koç burcusunuz. İkizler burcu birisiyle ilgili biraz ufak bir doktor kapısı, böyle bir takım şeyler duyabilirsiniz. Ama çok ciddi bir şey değil mesela. İkizleri diyor. 2021 Nisan ayı sizin için çok çok iyi olacak mesela. 2021 Nisan ayı. Evet, Az işinizle kal, az ilgili kal. özellikle. Az İşimle kaldı, ilgili. Az evet. kalmış. Demek ki doğum günümde bir şey olacak aslanım. Evet. Sizin nörolojik olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Belinizde, bel kemiğinizde 7. ve 8. omurunuzda hafif sinir sıkışmanız var. Bel ağrım hep var. Evet. 7. ve 8. omurunuzda çok önemli bir şey değil ama orada ufak bir sinir sıkışmanız var. Biz doktora gitmiyormuşuz artık. Hasta hanım arıyormuşuz değil mi? Türkiye'de magazinle ilgili ne görüyorsunuz hasta hanım? Ben aslında eskisi kadar eğlence hayatının çok ses getireceğini ya da çok çıkış yaşayacağını hissetmiyorum. Ha, pandemiden sonra eğlence hayatı bir düşüşe geçecek, öyle mi? Düşüşe geçecek, evet, ne yazık ki. Hani sanatçılar eskisi kadar mutlu olmayacak demeyeyim ama eski keyfi, eski tadı bulamayacaklar. İlginç. Çok fazla bütün sanatçıların televizyon programlarına yöneleceğini hissediyorum. Çok Ama ciddi bir şey söyleyeceğim. televizyon programları. Bunun için de Türk televizyonlarının diziden vazgeçip eğlence programlarına dönmesi lazım. O da çok yakın bir Belki orada ihtimal bir değil bence. denge kurulabilir. Bir takım hani değişimler yapılabilir televizyon hayatında da. Ama böyle hani çok toplu, çok kalabalık, biraz sıkıntılı. En azından bu dönemde. Aslında demin söylediğiniz her şey dijitalleşecek, insanlar ona Evet. alışmaya başlayacakla da aslında uyumlu bir şey söylüyorsunuz. Örtüşüyor. Evet, doğru. Örtüşen bir şey. Doğru. Hani konsere Evet. gitmeyeceğiz de evden konser seyredeceğiz gibi. Aynen öyle. Aynen. Doğru. Peki. Valla bunların hepsini yazdım Aslı Hanım. Evet. Çıktıkça tek tek haber vereceğim size. Zaten Çok duyarız. memnun olurum. Siz dünya ile Tabii ilgili tabii. şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. Bize vakit Ha, bu ayırdınız. arada şöyle söyleyeyim. Birkaç tane de şunu eklemek istiyorum. Bazı ülkelerin çıkışları olacak. Mesela Hong Kong, Hindistan, Japonya çok adını söz ettirecek. Enerjileri çok yüksekte. Suriye, İran, Suudi Arabistan sıkıntı yaşayacak. Amerika ve İsrail şununla ilgili Orta Doğu'da bir çatışmaya müdahale edecek. Ekstra bir müdahalesi olacak. Dünyadan haberler vermem gerekirse. Dünyanın manyetik alanı değişecek.
Prenseri, manyetik alanımız değişecek dünyadaki. Dış görüntüden, uydudan gözüken manyetik alanımız değişecek. Bununla ilgili çok haberler okuyacağız. Anlamadım ama bakarım ne demek istediğinize. Prens Henry tekrar kraliyete dönmek isteyebilir. Ben daha önce gideceğini de söylemiştim. Çıktı demiştim. Çıkacak demiştim. Şimdi tekrardan gitmek isteyebilir. Bunlar özetler, böyle ufak tefek aklıma gelen şeyler. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben bize teşekkür ederim Armağan Bey. Çok sağ olun. Güzel sohbetiniz için teşekkürler. Annenizin de ellerinden öperim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Başımız sıkıştığında size ararız. Biraz keyfimiz yerine gelir. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.